Cusco şehriyle devam ediyoruz. Cusco'daki son günümüzde bizi bir sürpriz bekliyor. Plaza de Armas Meydanı'ndaki Köpük Festivali. Benim saçıma sıktı bir tanesi. Sildim. Şu anda köpüklenecek halimiz yok. Biz turumuza devam ediyoruz çünkü. Nereye yaşasak neyse. Köpükleri sıkıyorlar birbirlerine. Ondan sonra da çok da mutlular yani. Burada evimiz olsun, köpüklenirdik de şimdi bizleri tabii geziyoruz, ediyoruz. Evimiz yok burada yani. Yoksa köpükler müpükleri temizlemesi zor. Çok mutlular yani. Her yerde varlar. Hepsi güneyi köpük sıkıyorlar. Festival. Zaten sanki her gün şey festival. Evet, eğlenmeyi seviyorlar. Evet, eğlenceyi seviyorlar. Şey yapıyor. Aralığı çekiyor. Yok. Eliyle böyle işaret. Ne güzel giymişler. Evet, hepsi rengarenk küresel kıyafetleriyle festival için giymişler. Evet, Cusco'daki otobüs terminaline geldik. Evet, otobüs bileti bakalım şimdi. Puno'ya gitmeye karar verdik. Titicaca Gölü'nü görmeye. Buralar da bizim otobüs terminalleri gibi. San Martin gidiyor. Böyle San Luis firmasıyla anlaştık. 40 Soles'e gidiyoruz. Şöyle yataklıymış. Gösterdi. Şu şekilde. Bu daha ucuzdu, bu daha pahalıydı. Biz biraz daha. Yanındaki 25'ti. Şurada yataklı olan da 40 dedi. Biz şu daha iyi yatak haline getireni seçtik. Biraz da uyuyoruz dedik. Evet, gece oldu. Kaç saat sürüyor dedi. Ne kadar dedi? Herhalde 8 saat sürecek galiba. Yaklaşık o civarda. Biraz da uyuruz. Şunlara bak. Köpük banyosu yapmışlar. Köpük banyosu yapmışlar mesela. Arada bize de geliyor. Oradan geçebilir miyiz acaba? Yani bu kadarı da fazla ama. Yani kesin yiyeceğiz köpük. İkinci köpüğü yiyeceğim. Üçüncü yiyeceğim. Dört yiyeceğim. Şeyda, burada da kermes gibi evet, bir şey var. Kafirlik baksana, yeme içme bölümleri var. Bir bakalım neler var neler yok. Bugün her yer renkli. İçinde şey var. Bol tavuk yiyorlar. Tavukları gördüm. Mısırlar var. Evet, bugün karnavalları varmış. Onun için de Cusco meydanı çok canlı. Birbirlerine köpük sıkıp duruyorlar. Karnavalın özelliği böyle. Su döküyorlar kovayla falan. Hiç bakmıyorlar. Turist mürist olman önemli değil. Saçımıza başımıza köpükleri sıkıyorlar, boca ediyorlar. Ve çok mutlular. Çok eğleniyorlar.
Ama dışarıda sürekli köpük sıktıkları için. Yürüyemedik bir türlü. Bacaklarımız falan zaten suyla pislendi. Benek benek bir baksana nasıl olmuş görüyorsun. Neler sıktılar, attılar sular. Pejmir'de bir halde dolanıyoruz. Şeyda, bakıyorum burada da kuru yemişleri buldun. Şimdi bunlardan alacağım da. Kaju sever olarak. 100 gram geldi. 100 gram ne kadardı? Sien. Şeyda, çok çeşitli patates türleri var. Diğerleri de mantar. Bak mantarların da çeşitleri var. Değiştiği için böyle koymuşlar. Bunlar mantar. Kadın sana kızdı. Evet. Bolca bakliyat var. İri iri, küçük iri fasulyeler, kinoa, mısır çeşitleri, envai çeşit bakliyat var. Bu Paça Papa restoranı çok sevdik. O yüzden yine oraya geldik. Buranın lezzetleri iyi ya. Fena değil yani. Hani evet, terminale geldik. Tuna'ya gitmek üzere. Burası çok kalabalık. Şeyda. O Şeyda yine bir kuyruğa girmişsin. Acil bir kuyruğa girdik. Çünkü girişten giremedik. Kadın bize bir şey anlattı, anlamadık. Sonra neyse gibi İngilizce bilen bir firma. Taksi, vergi ödemek gerekiyormuş bir de. Yani vergi sadece bilet almanız yeterli değil. Şurada bir de şöyle kuyruğa girip vergi ödeyeceksiniz.